Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir okulda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma raporu yayımlandı. Raporda yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği belirtildi. ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenciyle 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma raporu yayımlandı. ABD Eyalet Temsilciler Meclisi'nde bir komite tarafından hazırlanan ve yaklaşık 80 sayfadan oluşan raporda polisin yetersizliğine vurgu yapıldı. Polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiği, bunun genel olarak yetersiz bir yaklaşım olduğu ifade edildi. Rob İlköğretim Okulu polis şefinin de olay komuta sorumluluğunu üstlenmediği sonucuna varıldı. Raporda ayrıca okulun silahlı bir saldırgan riskine karşı yeterince hazırlanmadığı ve okulun güvenlik politikalarına aykırı olarak kapıları açık bırakma alışkanlığına sahip olduğu sonucuna varıldı. Hazırlanan raporda 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos hakkında bilgiler de yer aldı. Buna göre tetikçinin madde bağımlılığı sorunlarıyla mücadele eden bir anne ve baba figürü de dahil olmak üzere dengesiz bir ev hayatı olduğu, sosyal medya bağlantılarından tehditkar davranışlar sergilediği mesajının ortaya çıktığı belirtildi.